İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık ve kuruluşları hakkında sunum yaptı. Soylu'nun gündeminde İstiklal Saldırısı, uyuşturucu ve göç konusu vardı. İstiklal Saldırısı için ABD ve PKK'yı suçlamayı ise sürdürdü. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'yla Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın 2023 bütçeleri üzerinde sunum yaptı. Terörle mücadele konusunda başarılı olduklarını savundu. Evet, belki birileri PKK'ya olan sahipleri yüzünden düşünüyor ama bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Soylu'nun gündeminde İstiklal'deki bombalı saldırı da vardı. Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle 100 yıl seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekmelerimiz. Yine ABD ve PKK'yı suçladı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere küresel efendiler tarafından verilen mesaj, tam bağımsızlık yolculuğundaki Türkiye'nin etrafındaki coğrafyayı istikrara kavuşturma çabalarının, gittiklerini tekrar bulmanın ve dünyaya sözünü söyleyebilmesinin, bilhassa Türkiye yüzünü vizyonunun engellenmesine yöneliktir. İstiklal Caddesi saldırısı, PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faaliyetlerine bulunur. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Soylu, uyuşturucuyla mücadelede en parlak dönemin yaşandığını savundu. Öte yandan, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç birileri operasyonlarda bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Mücadelemizin genel veriler açısından 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon olayda 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. 23.419 narkotik şüphelisi tutuklanmıştır. Uyuşturucu suçlarından hapishanelerde 2016'da 36 bin tutuklu var. Bugün sayıyı söylüyorum. 119.134. Türkiye'deki Suriyeli nüfusunun son 4 yılda artmadığını dile getirdi. Türkiye'de hala hazırda, altını çizerek söylüyorum, son 4 yıldır Suriyeli sayısı artmıyor. Doğan çocuklara rağmen ülkemizde hala geçici koruma statüsünde 3.595.000 Suriyeli. Yabancı seçmenlere seçimlerde oy kullandırılacağı iddialarına yanıt verdi. Şu anda geçerli kanunlarımız kapsamında hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanabilmesi mümkün değil.